Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere Cardano Ağı üzerinde merkeziyetsiz borsalardan birisi olan test testnetini kullanmayı göstereceğim. Bu testnet şu anlamda önemli arkadaşlar. Ee, Swap ekibi ileride bir token çıkartmaya karar verirse bu testnet platformunu kullanan yatırımcılarına airdrop yapabilme ihtimaline karşılık biz bu platformu kullanacağız arkadaşlar. Ee, aynı zamanda burada Twitter sayfasında da gördüğünüz gibi 238 binlik bir takipçisi var e, SundaeSwap'ın. Yani gerçekten yüksek bir sayı diyebilirim sizlere. Ee, onun haricinde de ben zaten bu videoda Kullanacağımız işlemleri adım adım hepsini e, not aldım kenara. Bu adımlar üzerinden ilerleyeceğiz. Aynı şekilde burada kullanacağım linkleri de videonun açıklama kısmında sizde bulabilir. Ve videoda yaptığımız işlemleri kendiniz rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Gelin şimdi artık testneti kullanmak için yapmamız gerekenlere geçelim. İlk olarak bir Namibolt'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu e, ilk linke tıklayarak bastığımızda bu böyle bir ekran karşılıyor. Çeşitli browserlara indirebileceğimizden ben Chrome eklentisini seçtim arkadaşlar. Chrome kullandığım için. Buraya Chrome'a ekle diyorum ve aynı Metamask'ta olduğu gibi arkadaşlar cüzdanımızı kuruyoruz. Birkaç tane onaydan sonra gizli kelimeler geliyor. Gizli kelimeleri not alıyoruz bir kenara ve bir sonraki adımda bu gizli kelimelerimizi girerek cüzdanımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Ben hatta size ilk oluşturduğunuzda nasıl bir şekilde karşılaşacağınızı da bu şekilde göstereyim. Herhangi bir testnet tokenınız olmayacak. Böyle boş bir ekranda karşılaşacaksınız. Onun haricinde devamında bizim ayarlar kısmından hemen ben ana hesaba geleyim burada testnet tokenlarımın olduğu yer burası arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyorum. Ve network'ümü sizde cüzdanı ilk indirdiğinizde main nette olacak. Bunu testnete geçiriyorum ki e, SundaySwap'ın test net platformunu kullanabileyim arkadaşlar. E, onun haricinde aslında ben bu videoyu sizlerle birlikte adım adım cüzdanı kurarak siteyi deneyerek yapmak istemiştim. Ama test net tokenları yaklaşık 4 saat sonra geldiği için ben e, videoyu çekmemden itibaren mecburen o videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Şu an belli bir noktaya kadar kendim yapmış bir pozisyondayım. Ama gerisini de sizlerle birlikte öncesinde adım adım zaten anlatıyorum hiç merak etmeyin. Şimdi Testnet'e de geçirdikten sonra artık e, Testnet tokenlarımızı talep etme kısmına geldik. Buradan connect dol diyoruz arkadaşlar. Cüzdanımızı bağlıyoruz cüzdanımız bağlandı. Burada Beta Guide kısmına tıkladığımızda burada gördüğünüz üzere ilk olarak Nami cüzdanını browser'a eklemeyi, daha sonrasında cüzdanımızı bu siteye bağlamayı, son olarak da bizden testnet tokenlarını talep etmemizle alakalı 3 adımda testnet tokenlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Ama bu süreç uzun sürüyor. bir şeyleri yanlış yaptım diye endişelenmeyin. Sadece bekleyin cüzdanınıza testnet tokenlarınızın gelmesini. Bu adımı da tamamladığınızı varsayıyorum. Artık testnet tokenlarınız cüzdanınıza geldi. Son olarak burada platformu kullanmadan önce yapmamız gereken testnet tokenlarımız geldikten sonra bunun altını çiziyorum. Burada buraya tıklıyoruz. Kolateral kısmına geliyoruz ve burada kolaterali 5'e ayarlıyoruz arkadaşlar. Ben bunu yaptığım için hemen deneme kısmından size nasıl bir ekranla karşılaşacağınızı da göstereyim kolateral kısmına tıkladık. Evet, böyle bir yapmadığınızda ekran karşılayacak size. Buraya şifrenizi giriyorsunuz, onaylıyorsunuz. Zaten e, önerilen sayı 5 olduğu için bir sıkıntı kalmıyor. Kolateral'i de ayarladıktan sonra artık platformu kullanmaya hazırız arkadaşlar. Platform üzerinde swap, de ekleme gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Siz merak ediyorsunuz, daha fazlasını da yapabilirsiniz. Yani daha fazla de ekleyebilirsiniz, daha fazla swap yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada ilk olarak mesela bu arada size şunu da önereyim arkadaşlar. Ben denerken bazı problemlerle karşılaştım. Burada size testnet tokenı olarak verilen tokenlar üzerinden swap ve likidite eklemeyi yaparsanız problem yaşamazsınız. Onun haricindeki tokenlarda gerek swap işlemi yaparken transaction hatası veriyor ya da likidite eklerken. O yüzden işlemlerin sağlıklı gerçekleşmesi için o tokenlar üzerinden gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen ben de sizle birlikte o tarz bir token arıyorum. Yani cüzdanımda testnet tokenı olarak gelmiş bir cüzdan arıyorum. Burada bakalım. Mesela arkadaşlar burada e, ada mint. Zaten bunu bize e, cüzdanımıza airdrop olarak vermişti. Hem ada tokenı hem de mint tokenı. Burada e, çeşitli havuzlar var ve burada hangisine şimdilik yatırdığınızın çok bir önem yok. Ben burada en çok havuz en çok yatırılan havuzlardan biri olan bunu seçeyim. Burada swap kısmına ilk olarak tıkladım arkadaşlar. Zaten ben belli bir kısmını dönüştürmüştüm. Hemen size adalarımın belli bir kısmını sizlerle birlikte dönüştüreyim. Burada swap işlemi gerçekleşirken ya da başka bir işlem basılı tutmanızı istiyor arkadaşlar. Diğer platformlardan öyle bir farklılık yaratmışlar. Ee, bu işlemi onayladım. Şimdi benden ikinci bir onay istedi. Bunu onaylarken şifremi giriyorum. Onayladıktan sonra sadece artık transaction'ın tamamlanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar işlemimiz gerçekleşti. Close dedim. Şimdi aynı şekilde bir de mintleri adaya çevirelim. Öyle bir işlem yapalım. Burada hold to swap dedim. Tekrardan işlemi gerçekleştirmek için basılı tuttum. Zaten release dedi. Bırak dedi. Bıraktım. İşlemin onaylandığını söyledi. Şimdi ikinci bir onay veriyorum. Sign tuşuna basıyorum. Buradan şifremi giriyorum. Onayladıktan sonra bu ikinci işlemimin de gerçekleşmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar bu işlemde hızlı bir şekilde gerçekleşti. Close dedim. Şimdi artık likidi de ekleme kısmına geçebilirim. Az önceki gibi swap işlemlerini yaptığım tokenların likidite havuzunu bulmak için aşağıya doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Burada Adamint. Ee, hangisini dediğim gibi seçeceğinizin gerçekten bir önemi yok şimdilik bu testnet platformu olduğu için. Ben en çok olanlardan bir tanesini seçebilirim ya da bunu da seçebilirim. Hiç fark etmiyor. More dediğim noktada bana add liquidity ve daha öncesinde eklediğim için withdraw liquidity diyor. Hiç önemi yok. İlk olarak sizlerle add liquidity diyelim. Ben buradan mesela ne kadarlık 20 adaya karşılık gelecek şekilde bir ekleme yapmak istiyorum ama yok hemen şurada 20 yazalım ve add liquidity diyelim. İşlemi onaylamak için basıyorum arkadaşlar. Release dedi, saldı. Evet, yine aynı şekilde onayımı istedi. Şifremi giriyorum. Hemen burada arkadaşlar işlem onaylanmasını beklerken burada aldığım notlar üzerinden yaptığımız adımları tekrarlayalım. Zaten burada arada işlem de onaylandı. O yüzden buraya özet olarak geçeyim. Nami cüzdanını kurduk arkadaşlar. Cüzdanımızı testnete geçirdik. Gelip testnet platformu üzerinden beta guide kısmına tıklayarak testnet tokenlarımızı talep ettik. Testnet tokenlarımız geldikten sonra kollateral ay ayarlamamızı sağladık. En son olarak artık platformu kullanmaya hazırız. platformda şu an kullanıyoruz arkadaşlar aşağıya kaydırdım. Burada likidite eklendi. Şimdi geri geliyorum ve bir de likidite eklediğim LP çiftini havuzdan çekmeyi göstereyim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, burada az önce eklediğim havuzu görüyoruz. Burada withdraw liquidity dediğim noktada benden ne kadarlık kısmını çekmek istediğimi söylüyor. %50'sini mesela sizlerle birlikte çekelim arkadaşlar. Hold to withdraw diyor. Basılı tuttum. Evet, işlemin de burada bu kısmını hallettim. ikinci bir onay kısmı gelecek şimdi. Az önceki işlemlerde olduğu gibi evet o da geldi. İmzalamamı istedi, imzaladım. Şifremi girmemi istedi, şifremi girdim. Ve bu işleminde onaylanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Genel olarak eh Sandeswap'ın testnet'inde kullanabileceğiniz, yapabileceğiniz işlemler bunlar arkadaşlar. Siz e, daha fazlasında yapabilirsiniz. Hani belli bir sınır ya da limit belirtilmemiş. Bu tamamen size bağlı. Ee, onun haricinde eklemek istediğim bir şey şimdilik yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu sırada ben bunları kapanışı yaparken işlemde onaylandı. Herkese tekrardan iyi seyirler.